İlk görüntü evet. saldırılar başlamadan önce kaydedilen görüntü işte bu. Diğeri ise saldırılardan sonra kaçıncı günde çekildiğini bilmiyoruz. Şu an belki de e, sınırlı sayıda ayakta gibi gördüğümüz ama harabeye dönmüş o binaların tamamı yok. Bu da farklı bir açıdan bir başka görüntü. Yerle bir ediliyor gazze 20 gündür işte bir başka açı. 40 kilometrelik bir alandan bahsediyoruz. 10 kilometre derinliğinde 2,5 milyonun hapsedildiği bir nokta. Oradaki caddelerin, sokakların, evlerin haritadan resmen silindiğini gösteriyor bu fotoğraflar bize. Şu an itibariyle saat 10.17, bugün 20. gün. Hala bu gördüğünüz noktalara, sivil yerleşim yerlerine, sivilleri hedef alarak saldırılarda İsrail tarafından sürdürülüyor. Görüntü başa döndü. Benzer görüntüler sıkça geleceğe benziyor. Çünkü artık hocam taş taş üstünde kalmış değil. Evet. Saldırılarla ilgili bir ateşkes, bir umut yönünde bir açıklama da yok. Her şey yeni başlıyor sürekli yapılan açıklamalar bunlar yeni başlıyor. Kara harekatımız başlayacak Amerika şunu getirdi bunu yolladı. İşte liderler koşa koşa ziyarete gittiler kucaklaştılar çok iyi oldu çok güzel oldu. Amerika ve batının e, bu tavrı tarzı sonrasında İsrail'den dönüşte de hep şöyle açıklamalar var. Mesela Biden diyor ki evet biz İsrail'in yanındayız ama sivil kayıplar olmasın. Körbi diyor ki bu bir savaş. İşte, sivillerin ölmesi de sonucu ama sivillerin öldürülmesinden e, geçtim yardımların ulaşması lazım. Bunun için de bir şey yapmak lazım. Macron diyor ki DAEŞ'le mücadele eder gibi edelim mücadelemizi. Kara harekatı çok mantıklı olmayabilir. Hiçbir cümle diğerini desteklemiyor. Nedir plan? Şimdi biz birkaç gündür hep bir şey tartışıyoruz farkındaysanız. Kara harekatı ne zaman başlayacak? Evet. Biz bu kara harekat ne zaman başlayacak tartışmasına bir anlamda sokuluyoruz aslında. Çünkü şu an hali hazırda zaten havadan çok büyük bir katliam devam ediyor. Bu dünya gündemini kara harekatına odaklayarak mevcut katliamı da biraz gölgede bırakıyor. Çünkü mevcut işte az önce şehrin tepeden görümünü gördük Gazze'nin. Zaten taş üstünde taş kalmamış neredeyse çoğu yerde. Kara yok. Ve maalesef Yeninecek. ya bunu çok üzülerek söylüyorum. Hala enkazın altında yüzlerce belki de binlerce Yeninecek. insan bedeni var. Yani hayatını kaybetmiş şehit olmuş insan var. Hal böyleyken bu büyük katliamı konuşturmayıp karar hekatı olacak. İşte İsrail şunu yapacak, bunu yapacak. Her an yapması an meselesi gibi bir tartışma da aslında o mevcut katliamı da sanki böyle biraz gölgede bırakıyormuş gibi bir durum da ortaya çıkıyor. Şimdi gelelim batılılığı liderlere, siyasal aktörlere. Gerçekten Batı şu an İsrail'in, o Siyonist İsrail'in katliamlarına teslim olmuş durumda. Yani en ufak bir itiraz gelmiyor. Gelecek itiraz gelebilecek aktörler zaten bir şekilde önceden tasfiye edilmiş durumda. Siyasal kurumlarda ve her türlü siyasal yapıda hı hı. ve Batı siyaseti ABD'den İngiltere'ye, Fransa'dan Almanya'ya kadar İsrail'in hegemonyasını sonuna kadar hissediyor, yaşıyor. Yani İsrail'in katliamlarla eleştiren insan bile çıkmıyor. Eskiden İsrail'i eleştirilen, İsrail eleştiren siyasal aktörler çıkardı. ABD'de çıkardı, İngiltere'de çıkardı, Fransa'da, Almanya'da çıkardı. Orada bir takım sol çevrelerde, sol siyasetçilerde bu eleştiriler duyulurdu. <laughs> Şimdi bırakın bu eleştirilerin çıkmasını. Eleştirilerin çıkmaması artık sağlanmış, büyük bir tahakküm kurulmuş. Hatta sokaklarda Filistin bayrağı ile barışıl, eylem yapan insanların bile tutuklandığı bir siyasal atmosfer oluşmuş durumda. İşte bu uzun süren bir çalışmanın sonucu aslında. Sadece bugünün bir meselesi değil. Çünkü... Batı'nın siyasal kurumlarında, Batı'nın medyasında, Batı'nın finans kurumlarında İsrail yanlısı Yahudi lobilerinin öyle bir ağırlığı var ki. Hı hı. Biraz olsun İsrail eleştirebilecek herkes önceden itibarsızlaştırılıyor. Önceden önemsizleştiriliyor ve zaten İsrail eleştiremeyecek bir siyasal atmosfer orada oluşturuluyor. Ayrıca son 10 yılda dünyada yükseltilen, batıda yükseltilen İslam karşıtlığı dünyada en çok İsrail'in işine geliyor. Çünkü ben şunu çok hatırlıyorum 2012-2013 yıllarında. ben de oradaydım o sırada. İngiltere ve Fransa Filistin'i resmen bir devlet olarak tanımak üzereydi. Parlamento'ya geliyordu karar. Hı hı, Tam hı. o sırada Paris'te ve Londra'da deyaştıran terör örgütünün saldırılar oldu. Hı hı. Ve İslam karşıtı bir kamuoyu oluşturuldu. Filistin'i tanımaktan vazgeçti o ülkeler. Tanıyamaz hale geldi. Evet. Ve sonrasında ne oldu? Avrupa'da aşırı sağ yükseldi. Ama nasıl bir aşırı sağ? Eskiden Avrupa'daki aşırı sağ İsrail karşıtıydı. Şimdiki aşırı sağ İslam karşıtı ve İsrail'e karşı bir durumu yok. İşte Avrupa'nın siyasal atmosferinde böyle bir İsrail'e teslimiyet havası var.